Ne diyorduk güzel. Başlayalım. Her gün yapsan yine ödevleri çıkartıyor. Okula giderken bizde yasak değildi. Gözükür mü? Tamam, bitirmişim. Merhabalar, ben Aslan Karalar. Bugün Ailem dergisi için kullandığım güzellik ürünlerinden bahsedeceğim. Ve bakım ürünlerinden. Başlıyoruz. Her sabah uyanınca şöyle gül suyumla başlıyorum yine. Gülün böyle güzel bir enerji veriyor bana. Sevgili Alp Mamak ve Aysu Mama, bu yeni çıkan kremini çok beğendim. Crema Dea. Şimdiden söyleyeyim, isim pronouns etme kısmında biraz sıkıntı yaşayabilirim ama Crema Dea bir kremleri var. Çok başarılı. İçeriği özel. Ama tavsiye ederim. Aynı şekilde su bazlı Chanel'in bu Hydra Beauty Cream'ini kullanıyorum. Değişik. O an ne istersen diyeyim. Bu serumu, Jeunesse'in bu serumunu kullanıyorum bazen. Bazen bu Dream Skin diye diyorum bir yine serumu var. Bu da hafif böyle hem içerisinde güneş koruyucusu var hem de böyle hafif cilt tonunuzun rengini eşitliyor. Aynı zamanda Bioderma'nın BB Cream'li bir güneş koruyucusu var. Mutlaka güneş koruyucu dışarı çıkmadan sürüyorum. Lifesaver de bir concealer yapıp çıkıyorum genelde. Onun dışında akşamları eve gelince ben saça çok önem veriyorum. Saç ve gelir gelmez zaten yüzümde makyaj varsa hemen eve gelince çıkarıyorum. Bu Neutrogena'nın bu mendilleri çok başarılı. Hemen çıkarıyor. Zaten su bazlı. Aynı şekilde Vulcan'ın bu su baz yine Aşikyoğlu cleaning water var. O da bayağı iyi. Temizlikte cilt temizliği için zaten bitirmişim. Cleaning Lumen'in yine çok başarılı distribütörü arkadaşım o hediye etmişti. Çok memnun kaldım. Yenisini alacağım mutlaka. Glam Glow'un bu gentle scrub'ı güzel. O da iyi temizliyor. Haftada 2-3 diyeyim mutlaka peeling yapıyorum ama peelingler böyle cildim çok hassas olduğu için ağır peelingler değil açıkçası. Bu Black Sugar diye bir peelingim var. Ora Gold'un bu peelingi inanılmaz iyi. Yani vücut yüzdeki ölü deriyi inanılmaz hani her gün yapsan yine ölü deri çıkartıyor. O çok çok başarılı. Akşamları şu The Organic Pharmacy'nin mutlaka her akşam şey yapıyorum. Maske yapıyorum yüzüme. Ora Gold'un Gold Vitamin C maskesi var. O da çok başarılı. Onun için genelde su bazlı ürünler tercih ediyorum. Ben cildim sadece T bölgemde yağlanma oluyor bazen. Onun için kuru bir cilt yapısına sahibim. O yüzden sürekli gün içinde de nemlendiriyorum. Bu da yine Oxygen Recovery Mask. Kaşlarım benim için en önemli noktalardan biri. Kaş ve saç. Haftada 2 gün Esmera Yıldırım'ın bu rollerini yapıyorum. Roller'ı yapıp özel içerikli yine bir serumu, kaş serumu var. Yaklaşık 5 yıldır Esmera'ya gidiyorum İstanbul'a geldiğimden beri. Ve kaşlarım ipinceydi. Böyle şimdi doğal bir görünüm kazandırdı ve bu ürünlerden de çok memnunum. Dudak nemlendiricisi benim için çok önemli. Dudaklarımı bu vazelini kullanıyorum. Şeye geleyim, saç ürünlerime geleyim. Haftada 3-4 maske yapmaya çalışıyorum. Her gün duş alıyorum. Super Grown bir saç maskesi var. O çok başarılı. Bir de burada Olaplex'in. Bunlar da aşırı iyi saç uzaması. Ben geçen sene saçımı sarıya boyatmıştım. O yüzden saçlarım bayağı bir koptu. Aşırı iyi uzamasına yardımcı oluyor bu ürünler. Saç maskelerini ne kadar süre tutuyorsun saçında? Saç maskelerini genelde bir saat kadar tutuyorum. Belki hani evdeysem zaten işim yoksa ya da çalışıyorsam saçım hani gece yatmadan duş almadan önce duruyorum. 5-6 saat kaldı da oluyor. Onun dışında bir de zeytinyağı ve argan yağı arada sürüyorum. Sürekli maske yapmaya çalışıyorum evde boş vaktim oldukça. Akşamları mutlaka yapmam. Bu krem biraz ağır bir krem. Yani cildi çok yoğun bir nem veriyor. Ama mutlaka gece yatmadan her akşam sürüyorum ve cildime en iyi gelen ürünlerden birisi. This Works'ın bu No Wrinkles, Tired Eyes için eğer yorgun sabah setim varsa vesaire mutlaka gece yatmadan göz morluklarına ve şişmesine çok iyi geliyor. Buna yeni başladım. Estée Lauder'ın Advanced Night Repair'ı. Memnun gibiyim yani çok bir fark görmedim ama dediğim gibi bu Hametol eczanelerde de var. Çok başarılı. Mutlaka deneyin. Tavsiye ederim.
Lamer hep hayatımdaydı. Lamer'in yeri bende çok ayrı. Bu kremi çok başarılı. Aynı zamanda Lamer'in kapağını kaybetmişim. yine bir losyonu var. Bu da çok başarılı. Gün içinde bir şey eklemek istiyorum. Clinique'in Gel Hydrant BB'si var. Hafif bir renk veriyor ve yine su bazlı olduğu için çok ciltte çok fresh, canlı duruyor. Ve gün içinde yani lifesaverlardan birisi bence. Bir de gece yatmadan şöyle ya da sabah hani setim varsa hani öncesinde bakım yapıp ya da bir görüşmeye gideceksen mutlaka bu pratik maskeler var. Genelde C vitaminleri tercih ediyorum. Saç için bir şey daha ekleyeceğim. Keratin protein maskesi. Bu da çok başarılı. Hem de saçın düz, yani daha düz olmasını sağlıyor. Saçım zaten çok düz ama bu daha da hani böyle düzleştirici yapmama gerek kalmıyor saçıma. Bu Stories'in bu kremi çok başarılı. Mutlaka gece yatmadan el ve ayaklarıma da krem sürüyorum. Yani vücudumun nemli olması ve kuru ciltten nefret ediyorum. O yüzden vücut kremi benim için çok önemli. İlk 6. sınıfta makyaj yaptım. Okula giderken bizde yasak değildi. O zaman da bütün kız arkadaşlarım makyaja böyle çok merak salmıştık. Okula giderken makyaj yapıyordum. Onu da elime kullanıyorum. Hatırlamıyorum ama muhtemelen böyle doğal içerikli bir üründür. Çünkü annem o konuda çok hassas. Hep bana cilt temizliğini hep çok aşıladı, şey yaptı. Ve cildimin nemli olmasına çok önemli. Ankara zaten çok kuru bir yer. Kuru soğuğu var ve cildim böyle hep çok kururdu. O yüzden muhtemelen doğal içerikli bir şey kullanmışımdır. Parfümü neydi? Muhtemelen şeker kokulu bir şeydi. Şeker kokusunu çok seviyorum. Cotton Candy'li bir şeydi. Yani böyle pamuk şeker şeyinde, kokusunda bir parfüm vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Şu an Initio markasını kullanıyorum. Bir de Killian'ın bir parfümünü kullanıyorum. Onlar şekerli, baharatlı. Biraz daha baharat ve ağır kokular tercih ediyorum genelde. Yani yazın bile böyle çok fresh fresh değil de daha böyle baharat, otantik kokular seviyorum. Modlu. Ya hep sabit kokular var. Moduma göre o an hepsinin parfüm konusunda hani biz çok parfüm alırım ama yani koku benim için inanılmaz önemli. Bayanda da erkekte de bence hani en önemli faktörlerden birisi. Vallahi çok önem veriyorum. Her gün makyaj, yani set ve işim yoksa onun dışında cildimi genelde dinlendirmeyi tercih ediyorum. Ama gözaltı morluğumdan biraz rahatsızım. Su içime rağmen çok yani biraz mor gözaltılarım. O yüzden böyle hafif bir concealer gözaltıma sadece geçiyorum. Lamer'in bu inanılmaz böyle parlak, fresh yapan bir krem var. Bu Hydrating Illuminator diye bir şey. Hatta şöyle göstereceğim. Gözükür mü? Yani böyle simli gibi değil ama cildi, şu iki elimin farkını göstereyim. İnanılmaz bir krem. Ve cildim gün boyu böyle fresh kalıyor. Çok hoşuma gidiyor. Vazgeçilmez makyaj ürünüm o. Ya makyaj diyorum ama krem aslında ama bayağı fark ediyor. Şöyle göstereyim. Şu elimin üstü biraz kuru duruyor. Bu daha böyle hem parlak, güzel bir highlight varmış gibi yüzünde. Highlight basmışım gibi bir efekt oluyor. Yok. Hiç estetiğim yok. Ben 25 yaşındayım daha çok erken. Estetiğe karşı değilim ama her şey yaşında güzel. O yüzden gerekirse ileride düşünebilirim ama bir estetiğim yok. Cildinizi bence mutlaka full nemlendirin. Cildin sağlıklı olması bence kuru olmayıp yani cilt yapınıza göre krem kullanın ve mutlaka dışarı çıkmadan güneş koruyucusu kullanın derim. Yani cilttekilerine karşı. Bir tane annemin işte saçım için geçen sene çok sıkıntı yaşadım. O yüzden saçım için böyle bayağı araştırdık. E vitamini, argan yağı, menekşe yağı, kanser hastalarında da tedavilerinde de bayağı birkaç arkadaşımdan duydum. Saçların gürleşmesi için tekrardan menekşe yağı çok iyi geliyormuş, onu tavsiye ederim. Onları karıştırıp argan yağı vesaire. Haftada işte dediğim gibi sürekli evde maske yapıyorum, saçımla çok uğraşıyorum. Şöyle, Oragold'u çok seviyorum. Crema de'yi işte çok memnun kaldım, yeni bir krem zaten yeni çıktı. Onun dışında Chanel, Dior ama sadece su bazlı, yani genelde su bazlı, böyle ağır olmadıkça su bazlı ürünleri tercih ediyorum. Bir de La Mer. En güzel bulduğum kadınlar annem, anneannem, babaannem,
Bir de Angelina Jolie'yi çok beğeniyorum. Türklerde. Türkler şöyle. Çok güzel. Özel günlerde fondöten kullanıyorum. Onun dışında dediğim gibi bu su bazlı jel çok başarılı. Cildim hani fresh olsun diye onu sürüyorum. Bu gösterdiğim La Mer'in bazını kullanıyorum. O bayağı fresh yapıyor cildi. Ya maalesef concealer gözaltıma sadece sürüyorum dışarı çıkmadan. O konuda biraz hassasım. L'Oreal'in bu teleskopik maskarası çok güzel. Böyle tel tel ayırıyor. Tel tel sevenler için. Hani çok yoğun bir maskara değil ama ben doğal görüntü sevdiğim için daha böyle tel tel ayıranı tercih ediyorum. Kaşımı genelde doldurmuyorum ama şu uç kısımlarını bununla çok hafif bir boya var. Benefit'in bir brow tarağı. O güzel sabitliyor. Özel günlerde Makeup Forever tercih ediyorum. Sette de aynı şekilde. Hem Ultra HD bu güzel bir coverage yapıyor. Yani cildimi kapatacak açıkçası böyle sivilce problemi olan bir insan değilim. O yüzden böyle daha BB gibi ama güzel kapatıcı şey olan böyle daha fresh, canlı duran bir fondöten. Ona tavsiye ederim. Bu ekran için çok iyi. Bir de çok çok ince bir pudra. Makeup Forever'ın yine. Bunu direkt hani yağlı ciltler için, hani kusan, fondöten kusan ciltler için bunu tavsiye ederim. Bir de böyle Makeup Forever'ın Mist and Fix'i var. Bu da çok başarılı. Ben cildim hep fresh sevdiğim için hani çıkmadan makyaj yaptıktan sonra hani sabit kalsın diye vesaire. Bunu sıkıyorum mutlaka. Makyaj olmasa da fresh olması için sıkıyorum. Genelde koyu renkler tercih etmiyorum. Özel kırmızı falan seviyorum ama çok özel gün olmadıkça böyle ama malum pandemi çok böyle kırmızı bir sürme fırsatım olmuyor. Genelde dudak renkleri. Bu Maybelline'di galiba. Evet, Maybelline bu dudak kalemi. Dudağı nude bir renk. O hoşuma gidiyor. Böyle kırmızılı. Bu yine Fleur Mar'ın bir kalemi. Bu da çok doğal. Onun dışında gloss gibi Palladio'nun Herbal Tinted Lip Balm'ını kullanıyorum. Bu hafif renkli. Biraz ucu şey olmuş ama bu da güzel bir ürün. Günlük hayatımda sürekli Burt's & Bees'in dudak nemlendiricisini kullanıyorum. Çünkü dudaklarım çok kurumaya çok müsait. Vazelin'in bu renkli hafif bir pembe tonu var. Böyle. O hoşuma gidiyor. Onu kullanıyorum. Benim kullandığım ürünler bunlar. Umarım size de faydasını görürsünüz. Güzel ürünleri denerseniz umarım memnun kalırsınız. Alem dergisini takip etmeyi unutmayın. Ben çok severek takip ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.